Bismillahirrahmanirrahim. Fecrist İsaadesi'nde ikinci şu anın üçüncü makamında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Vahdet-i Bari'nin Allah'ın birliğinin tahakkukuna dahil olan, delalet eden hadsiz hüccet ve alametlerden, delillerden üç hücceti beyan eder. Birinci hüccet ve alamet. Vahdehu Allah birdir kelimesinin tecelli ile, tam tecellisi ile her şeydeki birlik bu davayı vahdeti, vahdet davasını, birlik davasını takviye ve teyit eder, kuvvetlendirir. Mesela küre arzın senevi hareketi devriyesi, yıllık dönüş hareketi, bidayet-i hılkat ta kıyamete kadar bir siyakta yürümesi. Dünyanın yaratıldığı tarihin ilk başından itibaren kıyamete kadar bir yol, bir düzen içinde yürümesi. Keza kamerin ve şemsin, ayın ve güneşin tevir ve cereyanları, dönüşleri, akışları, insan ve sahil hayvanatın teşekkülat bedeniye ve cismiyelerindeki cihazatça yeknesaklığı, insanların, hayvanların, uzuvları, bedenlerindeki uzuvların uyumu, ahengi, düzeni, kezalik, enva ve esnaf-ı nebatatın, bitki türlerinin, sınıflarının, şeklen ve halen bir olması gibi binler birlikler, onların Fatır Akdes ve Kadir Zülkemali'nin onları yaratan, sonsuz kudret sahibi, kemal sahibi yaratıcının bir olması hususiyetine delalet ettiğini, hayret efza bir üslupla, hayretleri artıran bir üslupla tasvir ve tefhim eder, anlatır. İkinci alameti hüccet, la şerikele, onun ortağı yoktur. Kelimesinin müfat ve netayacıdır, manaları ve neticeleridir. Evet, her şeydeki intizamı tam, tam düzen, vakiki bir mizan, ölçü ve mükemmel bir itaat, birlik, la şerikele, ortağı yoktur kelimesini tasdik ve teyit etmektedir. Zira şirket bütün efal ve ahvalde, bütün fiillerde ve hallerde ortaklık dahi vahdete mübayil ve münafidir. Birliğe ters, aykırıdır. Şirket, vahdetin iktizatı, birlik sikkesini nakseder. Ortak olması Allah'a haşa, birliğin gerektirdiği birlik sikkesini, vahdetin iktizatı birlik sikkesini ortadan kaldırır. Halbuki her şeyde güneş gibi zahir olan birlik ve hiçbir suretle kabili inkar olamayan, hiçbir şekilde inkar edilemeyen, inkarı mümkün olmayan ihsanat ı Rabbaniye, Rabbimizin ikramları, nimetleri, la şerikele kelimesine bakan münasebeti hakikiyeyi, hakiki münasebeti, mutabakatı tam ile tam bir mutabakatla vahdet-i bariyi ishar ve tavsif etmekte olup, Allah'ın birliğini çok açık şekilde göstermekte ve sıflandırmakta olup, bu bapta varit olan, akla gelen iki sualden birincisi. Zihayatta bulunan musibetlerin, canlılarda bulunan musibetlerin, hastalıkların, beliyelerin, belaların ve ölümlerin hüsn ve cemal neresindedir? Musibet, hastalık, bela ve ölümler, güzellik bunların neresinde? İtirazına karşı, her şeyin kıymeti, emniyeti ve hassası, özelliği ancak zıtlarıyla tezahür ve tebarüz ettiğini, bir şeyin kıymeti zıddıyla bilinir. Ez cümle ziyanın kıymeti, ehemmiyeti ve hassası karanlıkla. Ziyanın değeri ışığın karanlıkla. Ateşin lüzum ve ehemmiyeti soğukla. iyilerin ve hüsnü ahlak sahiplerinin, güzel ahlak sahiplerinin yüksek dereceleri, fenaların ve ahlaksızların vücuduyla zahir olarak iktisabı kıymet ve ehemmiyet ettikleri gibi ahlak sahiplerinin, güzel ahlak sahiplerinin yüksek dereceleri ahlaksızların vücuduyla kıymet ve ehemmiyet kazandıkları gibi sureten çirkin ve bed görünen, kötü görülen mesaip, musibetler, beliyat, belalar ve vefiyat, vefatlar selametin, saadet ve hayatın ayneleri olup manen hüsn ve cemal ifade ettiğini, güzellik ifade ettiğini. İkinci sual, Birinci sualin cevabı umumi surette şayanı kabul olsa, madem ki cemil mutlak ve rahim mutlak olan, mutlak güzellik sahibi ve mutlak rahmet sahibi olan Zat-ı gani alel ıtlak, mutlak, gani, zengin, cömert, nasıl olur ki fertleri ve şahısları musibete, şerre ve çirkinliğe müptela eder? Sualine karşı, Esma-i Hüsna'nın hadsiz ve kayıtsız cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli kavanin ve adetullah düsturlarının, o külli kanunların her şeyi kuşatan ve adetullah düsturlarının kainatta cari olan, umumi kanunlarının şazlarıyla, istisnalarıyla hem şerli cüz'i neticeleriyle iptila etse de, imtihan etse de cüz'i neticelerle, o cüz'i şerler ve iptilalar, imtihanlar, o kanunların cereyanlarının, o kanunların akışının cüz'i muktezaları olduğu cihetle böyle az cüz'i gerekleri olduğu cihetle elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları o kanunların bütününün tatbikinde çok külli maslahatlar var. Faydalar var. Onlara medar olan o kanunları muhafaza ve icabına gereklerine riayet etmek o kanunların muktezaları olmakla beraber o kanunun gereğidir onlara uymak o cüz'i elim neticelere karşı, o şahıslara isabet eden cüz'i elim neticelere karşı dahi halık Zülcemal Hazretleri imdadat hassay rahmaniyesiyle, rahmana has imdatlarıyla ve ihsanat hususiye rabbaniyesiyle, Rabbimizin hususi ihsanlarıyla mesaibe giriftar olanların, musibetlere uğrayanların istigaselerine, dualarına yetiştiğini ve faile muhtar olduğunu gösterdiğini, etraflı delail-i mesrude ve hüccet-i kata ile ispat edip, kesin delillerle, hüccetlerle ispat edip, cüz'i insaf ve imanı olan insanları dahi teslimiyete mecbur eder. Üçüncü alamet i hüccet, la yetenahi bir <laughs> sikey tevhid, sonsuz bir <laughs> tevhid mührü, lehül mülkü ve lehül hamd, mülk önündür, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet ona mahsustur kelimeleri iledir. Evet, bu kelimeler, cüz'i olsun, külli olsun, zerrattan seyarata kadar her şeyde öyle sarih bir sikke-i tevhid ve vahdaniyet var ki, zerrelerden, atomlardan, gezegenlere kadar her şeyde öyle açık bir vahdet, tevhid, birlik mührü var ki, dünya ve mafiha kadar, dünya ve içindekiler kadar her şeyde aşikare bir surette malikül mülkü, bütün her şeyin sahibi olan Allah'ı irae gösterir ve tasarrufatını, onun tasarruflarını ilan eder. Zira o taifelerin erzak ve elbisesi, rızıkları, elbiseleri, talimat ve terhisatı, onlara verilen emirler ve vazifeden terhis edilmeleri cihetinde mer'i ve meşrut olan, görülen, geçerli olan, müşahede edilen kemal intizam ve hüsn-i idare, mükemmel intizam ve güzel idare, has bir sikke-i tevhid olduğu gibi insan ve sahil hayvanatın yüzüne sahil ebnai cinsleriyle beraber, diğer kendi cinslerinden olanlarla beraber, alamet farkı olmak üzere konulan sikke-i tevhid, tevhid mührü ve hadiyet, yine birlik hatemi, mührü, sikkesi, çok parlak bir mührü vahdet olduğunu sert ve beyandan sonra der. Hiçbir insanın siması bir diğerine benzemiyor. İlk insandan bu tarafa ve kıyamete kadar gelecek olan. Keza hayvanlarda da aynı şey. Ey insan gafil. Düşün. Agah ol. Uyanık ol. Dikkat et. Makamların, meyvelerin, muktazilerin. ikinci şuanın başından itibaren bu bölümlerle, bu başlıklarla yapılan izahlardaki hüccet ve alametlerini nazar dikkate al. Bu alemde tasarruf eden ve hallakiyetini ve rahmaniyetini, yaratıcılığını ve rahmetini ve hakimiyetini, sonsuz hikmet sahibi olduğunu her nevi mahlukatına, yarattığı her şeye inan ve ihsanatıyla, nimetleriyle, ihsanlarıyla tanıttırıp kendini sevdiren bir halık Kerim ve kadir Hakim, azamet ve kudretine nispeten, büyüklüğüne ve kudretine nispeten, bir bahar kadar kolay olan haşri yeniden dirilmeyi hukuka getirmeyerek bir dar beka ve saadeti açmayıp, bir sonsuzluk diyarını, saadet diyarını açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini ve kemalat rububiyetini, rububiyetinin mükemmelliğini inkar ettirsin. Mümkün müdür? Haşa, yüz binler defa haşa. Kelamı takdis ve tenzihi ile zaman hazırın hususu ile akide-i müminlerin imanının akaide-i imaniyelerindeki pek vahim ve elim tahribatı bir kat daha tamir, tahkim, takviye ve tarsin eder. Müminlerin imanındaki vahim, elim tahribatı tamir eder, kuvvetlendirir ve çok sağlam bir hale getirir. Bu Kur'an'dan ilhamen yazılmış olan bu izahlarla, tefsirlerle bu zamanda çünkü müminlerin imanı şüphelerle sarsıntıya uğramış, tahrip olmuş. Buna karşı bu izahlarla o tahribatı tamir ve tahkim eder. Hem haşirde ruhun cesedine iadesine, haşirde ruhların cesedine dönmesi var. Her ferdin bir anda içtimağına, bir anda toplanmasına dair üç mühim temsili irad ile, üç önemli temsille örneği göstererek, ra'yel ra aynı derecesinde, gözde görür derecesinde ispat ve daha bunlara mümasil birçok ihya misallerini diriltme örneklerini ihtiva eder bu misale. Bu bapta diyebilirim ki Sirac-ı Nur'un, Risale-i Nur'un her biri mahbubiyette tufoliyetini, o sev sevilmekte çocukluğunu, faaliyet ve cevaliyette şebabiyetini, gençliğini kuvve tesiri icra ve infaz cihetinde, o eserlerin tesir kuvvetinin icra ve infaz cihetinde, şeyhuhiyetini, yaşlılığını, manayı tamıyla, tam bir manada eda ve ifa eder. Nazirsiz bir güldür, benzersiz bir güldür, Furkan'ın bağından gelmiş bir bülbüldür. Furkan olan Rabbimizin bağından gelmiş bir bülbüldür. Evet bunu üstü bundan da anlaşılacağı üzere yazan nur talebesi Muhammed Sabri rahmetullahi aleyh diyerek bu dersimizde tamamlamış olduk. El Fatiha.